Daha önce de kısmen kamuoyuyla paylaşılmıştı. 2024 yılı itibariyle ilimiz yatırım programında 505 kamu yatırım projesi yer almaktadır. 2004 yılında uygulanacak projeler için toplam 8 milyar 968 milyon TL yatırım öngörülmüş ve 2024'ün birinci döneminde 1 milyar 559 milyon TL harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %17'ye tekabül etmektedir. İlimizde yürütülen projelerden 2024 yılı ilk 3 ay itibariyle 35 adeti tamamlanmıştır. 64 adeti ihale aşamasındadır. 276 adeti devam etmektedir. 127 adedine başlanmamış olup 3 adeti ise tasfiye edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, bu sene iklim şartlarının da uygun gitmesi münasebetiyle şu ana kadar yatırım programında yer alan yatırımlarımızın fiziki gerçekleşme oranı hali hazırda %17'ye ulaşmış bulunmaktadır. Bu da bizim için fevkalade önemli bir orandır. Diğer projelerimizde biraz önce söylediğim gibi sadece 3 tanesi tasfiye edilmiştir. Yani yürürlükten kaldırılmıştır. Geriye kalan projelerimizde epey bir aşaması, ihale aşamasında bir kısmına büyük oranda başlanılmış ve inşallah sene içerisinde bütün yatırım programında yer alan bütün yatırımlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Deprem gibi büyük bir felakete rağmen bu sene ilimize biraz önce de söylediğim gibi 8 milyar 968 milyon TL sadece yatırım programında yer alan ödenektir. Bunun içerisinde özel idarenin 1 milyara yakın ödeneği ya da bütçesi yoktur. Bunun içerisinde kamu harcamaları yoktur. Bunun içerisinde cari harcamalar yoktur. Bunun içerisinde sosyal yardımlar yoktur. Ayrıca bunun içerisinde öngörülmeyen ama ileride müsait olduğu takdirde ya da ihtiyaç olduğu takdirde devreye sokacağımız ya da alacağımız ödenekler bunun içerisinde mevcut değildir. Benim bahsettiğim rakam sadece resmi gazetede yatırım amaçlı olarak devletin ilimize tahsis etmiş olduğu miktardır. İnşallah hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan bu projelerimizi yıl içerisinde inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Sizlerin sayesinde şu ana kadar yapılan ve bitirilen işlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah diğer projelerimizi de en kısa sürede tamamına erdirip faaliyeti geçireceğiz. Biz hepimiz ilimize hizmet ediyoruz. Hepimizin gayesi ilimizin daha ileri bir düzeye gelmesini sağlamaktır. Burada hiçbir kurum ayırt etmeksizin kanunların, mevzuatın bize vermiş olduğu yetkileri kullanarak el birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah ilimize, ilçelerimize, köylerimize en güzel manada hizmet etmeye devam edeceğiz. Kurumsal taassuba asla gitmiyoruz. Belki yeni katılan arkadaşlarımız vardır. Kurumsal taassuba asla gitmiyoruz. Yeter ki mevzuat işbirliğini ve eş güdümü kolaylaştırsın ve bu imkanı bize versin. Bu kurumun ödeneği, şu kurumun imkanları, şu kurumun araçları buna bakmayacağız. El birliğiyle iş birliğini sağlamak niyetindeyiz ve amacımız da o olmalı zaten. Bu ilde bir çivi çakanın başımızın üstünde yeri vardır. Bu ilde iki tuğlayı üste koyanın başımızın üstünde yeri vardır. Yeter ki biz ilimize, insanlarımıza güzel hizmetlerimizi sunmakta tereddüt etmeyelim. Biz halkımıza hizmetkarız. Halkımız için buradayız. Halkımızın refah seviyesini yükseltmek, esenliğini sağlamak için hep birlikte çalışıyoruz. Bu vesileyle bundan sonra alınacak kararların, yapılacak çalışmaların ilimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.